Değerli Radyo Türk'üm dinleyenleri, ben Cem Arıda, Turkish Life News editörü ve muhabiriyim. Bu ilk radyo programım, dolayısıyla heyecanımı mazur görün. Levent Kırca ve Oya Başar'ın dediği gibi sürçülisan edersek affola şimdiden. Bu ilk programımın çok özel bir konuğu var. Aynı zamanda eski patronum olan Amerika'da Türk gazetecisi dendiğini akla gelen ilk isim Doğan Uluç bugün ilk konuğum. Hoş geldiniz Doğan Bey. Hoş bulduk. Size ilk Amerika'ya geldiğiniz günden itibaren başlamanızı rica ederim. Yani kaç yıldır Amerika'da yaşıyorsunuz Doğan Bey öncelikle? 70 yılında geldim. Ne oluyor? Sen 90... 42 sene. Senin yaşından çok daha fazla yani. Evet. Peki geldiğinizdeki sıfatınız neydi? Hangi nedenle geldiniz? Hürriyet'in Amerika temsilcisi, Hürriyet'in Amerika'daki muhabiri, gazeteci. Daha önce de Londra muhabiriydiniz. Daha önce, gelmeden önce. Peki her zaman hayal ettiğiniz bir şey mi New York'ta yaşamak, yoksa sizi o şekilde mi görevlendirdiler? Siz çok isterdim Amerika'ya gelmek. Ama bu benim isteğimden olmadı gönderilmem. O zaman Simaga ailesiydi Hürriyet. Patronlar buraya gelmemi istediler. Buradaki arkadaş genel yayın müdürü olarak İstanbul'a gitti. Ben de Londra'da Hürriyet temsilciliği yaparken Amerika'ya gene aynı konumda buraya gönderildim. Londra'dayken ben bir Çıplaklar Kampı dizisi yaptım. Çıplaklar Kampı dizisi Türkiye'de Hürriyet'in Hürriyet patronu Haldun Simavi o zaman. Haldun Simavi'nin yeni çıkardığı bir gazete var Türkiye'de. Bu da ciddi bir gazete. Haldun Bey'in bunu çıkarmasının nedeni bize anlattı onda. Haldun Bey pat diye çat kapı gidip konuşacağım bir insan dedi. Son derece herkes çok korkardı. Kendi kardeşi Erol Simavi başta olmak üzere. O gazeteye bir push vermek için, tutunması için posterler yapıldı. Doğanlı Çıplaklar Kampı'nda bir epey hareketli bir şeydi. Felaket tiraj aldı o gazete. Haldun Bey bunu da çıkarmasının nedeni, herkes işte çıplak kadın şunu bir takım şeyler yapıyorsun, ciddi gazete çıkar, hizmet etmiş olursun Türkiye'de. O da arkadaşlarına kıramadı. Bir de göstermek için Türkiye'de ciddi gazete satmış olsa Cumhuriyet 300 bine erişirdi diye savunmaya geçmiş. Bunu sözlü yanılmıyorsam bu gazetenin ismi. Büyük tiraj vurdu diziyle. Ben oradayken Çıplaklar Kampı'nın benim 3 yazımı aldı. Hayatta en üzerinde uğraştığım dizi buydu. Çünkü yüzlerce kişi var kampta. Ben 3 kampta dolaştım. Siz herkesten... içeriye nasıl girebiliyorsunuz peki? İçeriye normal giriyorum. Dediğim gibi bunu hepsi uzun uzun hikayeler, en kısa şekilde anlatmam lazım. Girdikten sonra o da... ben bir İngiliz karı koca ile tanıştım. Onların ilk senesinde, kış aylarında bir partide. Ama sen Türk müsün falan dedim ya, Türkiye nerede olduğunu da bilmiyor. Epey beni sorguya, suale çekti. Sonra ben de, siz ne yaparsınız? O adam, yani ilk önce emlakçıyım dedi. Sonra bizim nudist camp var dedi. Şimdi o zaman düşünüyorum, nudist camp. Ben her şeyi gazeteci açısından bakardım. Ama dedim, ne güzel şey, ben bunda röportaj yapmam. Ya dedim, bir röportaj yapabilirim, Türkiye'de çıkacak bu. Bu da değil, yani kimseyi göstermeyeceğim. Sen de işte Mayıs'ta falan bize gel, adres ver, bilmem nerede. Gate'de beni ararsın. Onunla da devam ediyordum işte. Ben bir iki ay böyle şeyle geçirdim. Bir önce açılması şeyi Mayıs'ın ortasında falan idi. Çünkü havalar sıcak olması lazım, millet gelsin. Gittim, böyle çitlerle çevrilmiş bir yerde. Gayet şifrede bir şey yazmışlar. Herkes fazlalık duyulur diye, gelmesin diye. Arabayla geçtim şeyle. Gitti beni durdurdular. İsmi bu kadar ama ilk ev solda dedi. Geldim. Kapıyı çaldım. Kapı açıldı. Baktım karşımda çırılçıplak bir adam. Bu adam benim 3 ay önce
Londra'da çok ciddi bir partiydi. Herkes gömlekli kravatlı bir şeydi. Aynı adam. Şimdi Adem Baba gibi önümde. Bir adam böyle şey yapar. O daha hoş geldin falan da geç geçir dedi. Otur, nasıl bulabildin mi kolay? Adam araç bulak. İyi falan. Kendimi hazırladım ve şeye gideceğim. O milletin olduğu yere. Yürüyorum karşı o patikadan böyle bronz tenli Amazon kadınları gibi nefis bir kadın, çok güzel bir kadın. Bana doğru geliyor çünkü patika dar olduğu için ikimiz de aynı şeydeyiz. Böyle yeşillikler var, hafif nemli. Yürüyorum. Ben yaklaştıkça kız gülmeye başlıyor. Böyle güler kız, dişleri falan görünmüyor. Allah Allah, kız niye gülüyor? Ben tanışık falan dedim. Yanına geldim. Hello dedi kız bana. Hello dedi. Bu senin ilk günün değil mi burada dedi. Ben evet. Nereden biliyorsun dedim. How do you know? Yürüyüşünden dedi. Görüşürüz sonra dedi. Böyle çiftlere basarak geçti. Yürüyüşümden ne demek? Allah Allah, benim yürüyüşüm aynı yürüyüş. Sonra baktım, yürümeye başladım tekrar. Benim elimde, bir elimde gazeteler var, bir elimde de şeyde havlular var. Gazeteler önünde, havlular arkada. Öyle yürüyormuşum ben. Kendim fark ettim. Sonra kaldığım süre içinde orada bir takım yarışmalar oluyor. Voleybol yarışması oluyor, maçlar vesaire oluyor. Ben de eskiden voleybol oynamıştım. Ben voleybol takımda şey yaptım, öğretirim dedim eğer bilmiyorlarsa. Şöyle yapacaktım, böyle bulacaktım, böyle diye. Bir kız yeni gelmiş, kızın yeni geldiği de şeyden, güneşli bir yerden gelmiş, yanmış iyicene. Ama zaten çok iri göğüslü bir kızdı bu, iri kalçalı. Bikini ile karşı takımda oynuyor kız. Hava kararmaya başladı ve şey yapacağız, artık son iki sayı ne kalmış, bitirecek, yani topu pek göremiyoruz. Yani top bana gelmişti, ben kızın olduğu tarafa attım, kız koşmaya başladı. Koşmaya vurup çıkaracak, bize atacak falan. Millet, ben der, herkes gülmeye başladı. Şimdi hava hemen hemen kararmış. Kızın bacakları falan filan göründüğü yok. Görünen iki yer var. Bir önü, bacakların birleştiği yer. Bir de göğüsleri. Nedeni ise bikini giydiği için onlar bembeyaz kalmış. Bu bana doğru koşarken topu almaya, kurtaracak diyor ya topu almaya. Göğüsler sola sağa şey yapıyor, böyle bozulmuş şeyler gibi. Headlight'lar var ya kamyonlarda böyle. O yani gülmen için görünmesi gereken bir olaymış. Tabii ilginç bir olaymış. Ben kitabınızı okurken en çok güldüğüm yerlerden bir tanesiydi. Beatles'la görüşmeye gittiniz ve size bayağı sıcak bir şekilde karşıladılar zannedersem. Beatles'la benim bir şanslıydım. Bir İngiliz lorduyla, lordun oğlu, çok köklü bir aileden gelen bir İngiliz lordu. Biz çok iyi bir arkadaşlık kurduk. Şık bir olandı, çok zengin bir aileden geliyordu. Malikaneleri ziyaretçiler tarafından ziyaret ediliyor. Yani para bütün 2 pound, 3 pound sterlin. Gidip tur yapılır. 30-40 tane yatak odası var. Şu var, var. Çok eski bir şey. Çok kraliçeye yakın olan, kraliçe ailesinin yakın olan bir lordu bu genç çocuk. Bir gün orada on dedi, burada dedi, görüşmek istediğin kimse var mı? Beatles o zaman yeni parlıyor ama bir pat diye piyasaya çıkmış. Aman dedi, Beatles'da şey yapabilir misin? Ha, bakayım dedi. 2-3 gün sonra telefon etti. Doğan dedi, şu gün gelir misin? Gelir misin 3 gün sonra? Aa, tabii dedi. Benim fotoğrafçıyı aldım yanıma. Bizim evde, bakın bir gün sabah evine söylediğimiz saatte bir Bentley geldi, şoför. Arabayla birlikte. Biz bindik. Bentley ile stüdyoya götürdü. Stüdyoya geldiğimiz zaman etraf böyle hayranlarıyla dolu şeyin. Beatles'ın. Şoför durmadı, böyle al bir tur yaptı. Biz arka şeyden stüdyonun bekleniyoruz zaten. Nereden geleceğimiz de tespit edilmiş. Arkadan şeyle bir içeri girdi. Benim arkadaş Lok, orada zaten şey geliyor. Bunlar stüdyoda George Martin var, aranjör.
Help miydi bilmiyorum, şimdi gelmiyor aklıma şarkının ismi. Onun çalışmalarını yapıyorlar. Çalışmanın tabii ki kayıtlarını yapıyorlar. Onun çok gırgır matrak bir günü olsa gerek. Tam başlangıçta 2-3 dizinin şarkından sonra John geliyor, bunları bile biliyor, oturup kahkahayla gülmeye başlıyorlar. George Martin, John, devam et, devam et, bırakın gülmeyi de bu işi bitirelim. Gene gene çalmaya başlıyorlar bunlar. John gene bir espri yapıyor. Adama fenalık geldi artık. Dedi, bu iş şeyli sunduğu bırak, yoksa sabah kadar burada kalacağız, bitmez bu iş falan diye. Hadi tea break veriyoruz. Seni de bekleyen var, bu arada o şeyi de çıkar. Deyince bu, benim Lord arkadaşı yürüdü. Beatles'ların yanına geldi, konuşmaya başladılar ve çekildi geriye. Önceden zaten söylemiştim. Hepsi dönüp bana baktı. Benim fotoğrafım da orada. Bana doğru yürümeye başladılar. Aa, iyiydi, konuşacağız. Şimdi defter kalemi tuttu yanımızda. Geldiler ikisi bir anda el bileklerinden, bir anda ayak bileklerini tuttular. Ben anlamadım ne dedi. Eğildiler, hop beni kaldırdılar, böyle sallamaya başladı. İstendi mi bunları? Dördü birden orada mı? Dört, tabii tabii. Böyle. Sonra da bıraktılar. Ama dondum kaldım şimdi. İlk önce bir emniyet bakımında, ya bırakırlarsa bunu gibi. Baba ne olayım ben, ne yapacağını bilemezsin. Ya şey, hay olurlar, esrar almışlar, ne almışlar, al başını da. Onun çok tatlı şey yaptı, röportaj yaptık. Yanında bunlara bir resim getirdi, onu imzaladılar. Sonra benim fotoğrafçı şey yaptı, resimlerimizi çekti. Sonra iki kere daha birlikte olduk. Bir tanesinde şeye gelmişlerdi, Buckingham Sarayı'na kraliçeyi görmeye. Çıkışta beni şeye aldılar, arabaya aldılar ki ana baba günü şeydi. Sizi korumak için mi o kalabalıktan? Yok, beni gördüler bu şeyden ha, çok kısa süre sonra açtık. Bunlar şey içinde gidiyorlar, minibüs içinde. Hem hafif buğulu şeyle, ben onları sonra Ringo görmüş beni. Çünkü hem yakın o oturuyordu, o açtı kapıyı, kam 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 dedi, atladık dedi. Ben heyecandan gidene kadar da fazla da laf da etmedik. Sonra şey, kameramı verdim Ringo'ya, o şeye çok meraklıydı, resim çekmeye. Ben dedim, bir resmini şey yapar mısın? Sonra da çekmedi. Efendim, söyleyeyim. Yo, başka bir şeyde, gene aynı arabadayız. John bir takım şeyler çiziştiriyor kağıt üzerine. Sonra bakıyor bir şey yapıp atıyor. Meğer resme çok meraklıymış. Sonra kendi kendime dedim, yani ya, o zaman değil, aradan yıllar geçtikten sonra. Ya keşke ben onları almış olsaydım. Ama ayıp olur muydu, fark ederler miydi o? Yaptı, eskizler çiziyor, şey yapıyor. Çok muhtemelen bir takım hayranlar, şunlar bunlar. Belki ben sana şu kadar para vereyim, sen bunları bize falan diyebilirdi. Belki de bir koleksiyoncunun alacağı, bulmak istediği bir şey olurdu. 1981 yılında Hürriyet USA'yı kurdunuz. Ne yazık ki kapandı, ben hiç o konuya girmeyeceğim. Hürriyet USA'nın Türk toplumuna burada yaşayan en büyük katkısı, faydası neydi sizce? En büyük faydası Türklerin birleşmesi, Türklüğün büyümesiydi. Onun nedeni de şu, ilk bu Ermeni terörizmi başladıktan sonra Türk birliğinin, Türk dayanışmasının, Türk toplumunun kilitlenmesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Ermeni saldırılarını, Ermeni katliamını destekleyen militan Ermenilere karşı bir Türk gösterisi yapmak için bir yürüyüş düzenledi. Evet, o yürüyüşten de biraz sorular soracağım. O yürüyüşte yanılmıyorsam 150 kişi yürüdü. Bunun nedeni ise şimdi müteveffa oldu, vefat etti diye biliyorum. Bir iki sene önce, isimlerini de vermek istemem, bir Türk vardı, burada bir Türk radyosu vardı. İsmi de Türk radyosuydu.
Bunun sahibi kendini birkaç kuşak öncesinde gazetecilik yapmış birisiydi. Ve maalesef radyoyu çok şey olarak kullanırdı. Baskı amacı olarak. Böyle gayet şey sinematik bir sesle bizim bu yürüyüşü şey yaptı. Bir şey karşı çıktı. Federasyon denen bir grup varmış, yürüyüş yapıyormuş. Bunu Ermenileri kışkırtılıyor. Bu yürüyüşe kimsenin gitmemesi lazım, boykot etmesi lazım falan diye. Millete korktu. Zaten öldürülme var, şu var, bu var vesaire var. Bunun için 150 kişi ancak geldi. Bu 150 içinde belki 30-40 tanesi de Türkiye'nin de çalışan resmi insanlar yani. Diplomatlar, çalışanlar, ateşeler vesaire. Biz o 150 kişilik şeyi, olayı Amerika'da şahaneydik. Atatürk diye inledi bize diyor. Türk şey, Beşinci Cadde. Kaldırımların üzerinde olmuş hatta yola bile izin vermemişler zannedersin. Karanfillerle ay yıldızlar çizildi. Nefis bir yazı yani şişirerek. Çok şişirilmiş bir yazı. Bir sene sonra yapıldı. Bu 500-600 bine yaklaştı. Bu korkutmalarına rağmen. Biz bunu hem her gün manşetten, ilk gün manşetten, ondan sonra bir hafta boyunca resimlerle birlikte en aşağı 4-5 sayfada verdik olayı. Büyüdü bu hallere geldi. Ama bizim devamlı şey yaptık. Eğer Hürriyet olmamış olsaydı, biz bu korkunun, biz çok da ağır yıllarda yazdık. Ve arkadaşlara hep söylerdim ki, bol resim istiyorum. Hem küçük çocukların resimlerini istiyorum, hem cemiyetlerin, derneklerin, o zaman işte 20-30 tane şeyi var. Her birini şöyle böyle 2-3-4 tane büyüterek verirdik. Önce Türk bayrağı giyiyorlar, çocuklarıyla, poşetli insanlar, özürlü Türkler, o tekerlekli İskenderler'de nefis bir şeydi. Bana nefis geliyor çünkü çok severdim. O tip gazeteleri hazırlamak. Ve bu hale getirilmesinde en önemli sebep bendim. Türkiye'deki Türklere, Amerika'daki Türkler nedir, nasıldır, kimlerdir? Bunları bize öğretti.